Merhaba. Bu sabah telefonu elime aldığımda eyvah dedim, bir şey oldu. Çünkü telefonda korkunç bir yoğunluk, bir trafik vardı. Mesajlar özellikle fazlacaydı. Herhalde birine bir şey oldu diye korktum. Telefonu açtım. Özellikle taziye maziye mesajlarını da görünce eyvah dedim. Açınca işin gerçeğini öğrendim. Meğer bugün Süleyman Çakır'ın 15. ölüm yıl dönümünün günüymüş. Twitter'da da TT olmuş. Evet, galiba bunun üzerine artık 15 yıl sonra bir şeyler söylemek bana düşer. Söylemem gereken önemli şey şu: dünya üzerinde tek bir millet, bir sanal karakterin, yani bir olmayan birinin cenaze namazını kılıp ölüm yıl dönümünü anıyor. Bu da bana nasip oldu. Bu gerçekten çok değerli bir şey benim için. Allah herkese böyle onurlar, böyle gururlar yaşatsın. Ama galiba bu bizim milletimizin de zekası ve hassasiyeti diye düşünüyorum. Bence en değerli tarafı o aslında. Ve bunun üzerine söylenecek en önemli şeylerden bir tanesi yine şu: benim hayalimdekini söyleyeyim ben size. Bu Süleyman Çakır'ın ne yapacağı belli olmaz. Bu çıkar bir yerden gelir. Öldü mü, ölmedi mi? Gerçi öldü ama belli olmaz bu. Çünkü Hızır Çakır Beyliği yazan arkadaşlar da Süleyman Çakır'ı yazan arkadaşlar. Onların yani ne yapacağı belli olmaz açıkçası, aslında parantez içinde. Benim hayalimse bu Süleyman Çakır'la Hızır Çakır Beyliği aynı filmde görmek. Ama tekrar bu konuya bu kadar hassasiyet gösteren, 15 yıl sonra bile olsa hala unutmamış olan siz değerli seyircilerimize, kardeşlerimize, abilerimize çok teşekkür ediyorum. Yürekten hepinizi kucaklıyorum, gözlerinizden öpüyorum. Merak etmeyin, Süleyman Çakır içimizde yaşıyor.